Ben de yatayım artık. Bugün çok sinirlerim alt üst oldu. Emir. İyi geceler. Benim zaten Aziz Bey'le konuşacaklarım vardı. İyi geceler. İyi geceler. Begüm. Abi. Ben sana sormadan bir hamle yaptım. Ne hamlesi? Alo. Sen adi bir şantajcıdan başka bir şey değilsin. Kimsiniz? Yanlış numara oldu herhalde. Çiftliği mi istiyorsun? Al. Al senin olsun. Sema Hanım sen ne cesaretle beni arıyorsun ya? Dilerim o çiftlik senin mezarın olur. Ne çiftliği? Ne diyorsun sen ya? Alo. Anneciğim. Anneciğim. Bak, çiftlik benim umurumda değil. Bak bana. Şu an önemli olan sadece sensin. Tamam mı? Sensin. O adamın bizden aldığı her şeyi ben geri alacağım. Sen merak etme. Güven oğluna. Bu Sema manyağı beni nasıl arıyor? İçeride değil mi? İlhamenin karısı mı? Evet. Abi aslında ben seninle bu konuyu konuşacaktım. Sema Hanım'ı emniyetten ben çıkardım. Nasıl? Bazen Aleyna'dan nefret ediyorum. Bazen de onun için içim titriyor. Bugün onu öyle kanlar içinde görünce aklım gitti. Deli misin kızım? Sen arayıp haber verince benim bile gitti. Neyse ki Allah'tan bir şey olmadı. Kurşun sıyırdı geçti işte. Neyse ki. Aysel. Allah korusun. Bak. Allah korusun diyorum. Aleyna'ya bir şey olsaydı ölüm gibi mesela. Aziz o zaman bebeğimi aldırmadığıma sevinirdi. Yani tek çocuk olurdu ya. Abla sen ne diyorsun? Ya Allah korusun diyorum ya. İnsanın aklına geliyor işte böyle şeyler. Gelmesin. Canavar mısın sen? İyi be. Bir şey demedik. Bir daha böyle pis şeyler geçmesin aklından. Ya kızım ben Aleyna'yı sevmiyor muyum? Canım o benim ve abla diyor bana, daha ötesi var mı? Benim derdim onun babasıyla. Heh. Bunu çıkarma işte aklından. Ne konuşuyorsunuz? Ay hiç, hiç. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler mi? Aysel. Kız bana bak. Bir gün salağı nasıl içeri aldı o psikopatı? Musafiriniz mi var dedi. Ya anne biz mutfakta oturuyorduk dedim ya. Daha kaç kere anlatacaksın? Kızım adam gibi anlatmıyorsun ki, tatmin olamıyorum ben. Enişten bağırınca mı salona koştunuz siz? Ne diye bağırdı? Canımı bağışla mı dedi? Yalvardım kız. Kız ağladı mı? Anne yarın işe gideceğim. Hadi iyi geceler. Nihal. Nihal. Kız. Nihal. Hadi kalk kızım. Seninle bir durum değerlendirmesi yapalım yavrum. Nihal'cim. Nihal. 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 Ben gelmeden önce konuşuyordunuz ama. Oh. Kudur Perin, kudur, kudur. Sen nasıl benim kızımın hayatını pazarlık meselesi yaparsın lan? İt! Aziz yapma. Abi. Aleyna ciddi ciddi yaralansaydı böyle bir şey yapar mıydım? Lütfen bir sakin ol. Oğlum sen kim oluyorsun? Ha? Sen kimsin lan? Kimsin? Gömerteyim mi lan seni? Aziz sakin ol! Kovuldun Emir. Elimde kalmadan buradan şimdi. Peki abi. Ben sana olayı bir etraflıca anlatayım. Eğer ikna olmazsan yarın ilk iş
Sema Hanım'ı tutuklattırıp ondan sonra da istifa dilekçemi veririm. Anladım. Sema Hanım normal şartlarda bu çiftliği size satmaz. Araziye yatırdığınız para da boşa gider. Zaten bu haldeyken elden çıkartmak da zor. Parayı resmen toprağın altına gömmüş olursunuz. Fakat Aleyna şikayetini geri çekerse çiftliği satın alıp siteyi inşa etme şansımız olur. Doğru söylüyorsun. Şu halinize bakın. Sonra ben duygusuz adam oluyorum. Toruncuna da kıyamazsın normalde. O kadına yaptığını ödetmenin tek yolu onu hapse tıkmak değil. Dışarıda olması özgür olacağı anlamına gelmez.